Peki gel sizin istediğinizi konuşalım. Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi, yankıları. Hayatımız bir dönem Erdoğan Kılıçdaroğlu kavgasıyla Hacivat Karagöz'le geçti. Şimdi de Özgür Özel sahneye girdi. Ama sahneye öyle bir giriş yaptı ki gerçekten kendisini tebrik ederim. Çünkü bir imkansızı başardı. Şu anda CHP'liler Özgür Özel'den, Özgür Özel'i yerden yere vuruyorlar. AK Partililer de omuzlarında taşıyorlar. Ya nasıl bu iş buraya geldi bilmiyorum. Aslında gayet iyi biliyorum da gerçekten Özgür Özel'i tebrik ederim yani. Hani çünkü ya Erdoğan'la görüşmesinin işte sonrasında işte ne bileyim koltuk krizi açıklamanın yapılması falan yapıldı yapılmadı kısmını bir kenara koyuyorum. Görüşme yapılsın mı yapılmasın mı? Şu anda açıyorsunuz hükümete yakın bütün köşe yazarları, yorumcular, Twitter trolleri herkes Özgür Özel'i öve 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 bitiremiyor. Bütün AK Parti Özgür Özelci olmuş durumda şu anda. Ve CHP'liler de şaşkın. Biraz da kızgın. Özellikle CHP'li muhalifler yani ya kardeşim biz seçimi kazandık. Nereden çıktı şimdi mesela Mustafa Sarıgül ya da işte Ali Mahir Başarır hemen televizyonlara çıkıp bizce Özgür Özel 2028'de aday olabilir demeye başladılar. Böyle olunca da şimdi herkesin bir sinirleri attı CHP cenahında. Çünkü bir dakika kardeşim Özgür Özel bu seçimi kazanmadı yani. Bu seçimi Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer belediye başkanları kazandı. Özgür Özel de genel başkan olarak bütün bunları koordine etti. Allah aşkına yani. Ama şu anda AK Parti cenahına baktığınız zaman Özgür Özel neredeyse Atatürk'le eşit yani. Mustafa Kemal Atatürk CHP'yi kurdu. Özgür Özel de o ikinci olarak şunu yaptı. Bir başka tebriği de Erdoğan hak ediyor. Gerçekten onu da tebrik ederim. Herkes AK Parti'de ne değişiklik yapacak diye bekliyordu. AK Parti'ye dokunmadı. Hani bir ilçe başkanını bile görevden almadı sembolik olarak. Gitti. Bütün oyunu değiştirdi. Bu sefer CHP'yi değiştirmeye, dizayn etmeye çalışmaya başladı. Abicim ben zeka diye buna derim. Düşünsene partin yeniliyor seçimde. Sen normal şartlarda hani dersler çıkartıyorsun. Ya arkadaşlar şu istakozları biraz az paylaşalım. Arkadaşlar şu Rolex'leri çıkartalım demiyorsun. Diyorsun ya CHP'de kim kazandı? İmamoğlu. İmamoğlu boş ver. Gel Özgür. Artık seninle oynuyoruz bu oyunu. Ve bütün CHP şu anda şokta. Ya durun eğitim reformu yapıyorlar. Bambaşka bir şeylere dönüştürüyorlar. Ekonomik kriz var. Şu var, bu var. Her şey masanın üzerinden itilmiş durumda. Ve böyle bir siyasi bir arkada bir satranççı hani taşları şu anda şey yapıyor. Özgür'ü ikili hamle ileri götürelim bakalım. Ekrem dursun geride şimdi. Ekrem İmamoğlu'nun E'si yok. Mansur Yavaş'ın M'si yok. Tam bir bence komedi izliyoruz. Yani tamamen suni bir gündemle karşı karşıyayız. Ha tabii diyebilirsin ki Cüneyt'ciğim bu suni gündemlerin nelerini gördük biz yani. Suni dedik. Yıllar önce ben derken ya Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk mu arıyoruz yoksa seçilecek cumhurbaşkanı mı arıyoruz derken ben düşünüyordum ki ya herhalde herkes benim gibi düşünür. Aklın yolu bir yani cumhurbaşkanlığı seçimine giriliyor. Tabii ki kazanacak aday olur diye düşünüyordum. Olmadı gördüm yani neden? O onu doldurdu, bu bunu doldurdu. Ali Mahir Başarır dedi ki çıktı televizyona. Ne demiş mesela bakalım. Bugün Özgür Özel bence iyi aday olur diyen Ali Mahir Başarır. Bakalım ne demiş. Getir o şeyi. Bundan Tam eğer sizin sorunuz bağlamında soruyorum. Özgür bu Özel'le değil. Bir yarışmak önceki ister video. Bunu dinledik zaten. Şimdi burada diyor ki Özgür Özel olmalı diyor yani şeyde. Ama daha önce de misiniz? Ben Sayın Genel Başkan'ın adaylığını çok kıymetli buluyorum. Aday olması gerektiğini Ali Mahir Başarır olarak düşünüyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi yani bir aslında Ali Mahir Başarır tutarlı bir yaklaşım sergiliyor. Yani o zaman da genel başkanı aday olması demiş. Şimdi de genel başkan aday olmalı demiş. En tehlikeli çarka girdi Özgür Özel şimdi. Etrafı ya yani Mustafa Sarıgül ki Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalesiydi. Yani hani yanında oğlu Emir Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber salona girmişlerdi. Şimdi ne oldu? Bakıyorsunuz Mustafa Sarıgül de Özgür Özelci olmuş. Vay anasını satayım Hayatım bu seyirciler. siyaset öyle uzun vadeli bir şey ki yani yarın sabahleyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bakarsın hiç umulmayan bir adam böyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim Allah korusun bir hata yapar ve sıkıntıya düşer. Onun için daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği yapmış. Siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat et. Adayınız o. Dikkat et.
geliyor. Teşekkür ederim başkanım. Son sözü aldık. Ya gerçekten çok komedi ya. Yani şu anda bir Özgür Özel tiyatrosu sergileniyor Türk siyasetinde. Türk siyasetinde böyle geçecek bu. Özgür Özel tiyatrosu diye. Yani Özgür Özel değerli bir siyasetçi. Değerli bir siyasetçi. Ama yani şu anda AK Parti'nin hani AK Parti müritlerinin uçurduğu kadar önemli bir siyasetçi değil. Ya oyunu kuran Ekrem İmamoğlu, oyunu kazanan Mansur Yavaş. Şimdi üçünü yan yana koysanız ancak beşinci olur yani Özgür Özel bu yarışta yani. Hatta daha farklı belediye, farklı CHP'den isimler de çıkabilir aday olarak. Ama böyle bir durum var. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Geçen gün demiştim ki ya niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor da? Mesela madem eski bir genel başkandan tavsiye alacaksın, git Altan Öymen'i ziyaret et. En azından sana işte 60'lı yıllarda, 1946'dan itibaren İsmet İnönü'nün siyaseti normalleştirmek için hangi adımları attığını, hangi yanlış adımları attığını, hangi doğru adımları attığını sana anlatsın. Kemal Kılıçdaroğlu ne anlatacak? Oturmuş T24'e yine saray rejimi, saray rejimi aynı pilavı pişirip duruyor yani. Aynı Erdoğan'a çakıyor. Saraya gittim şöyleydi, saray böyleydi, bu sarayla bilmem ne olur. Ya kardeşim bir tane de eğitim reformu hakkında bir şey yazsana. Ekonomiyle ilgili bir şey yazsana. Zaten bu siyasetsizlik bizi bu noktaya getirmişti onunla beraber. Onca seçim, 11 tane mi seçim kaybetti. Bu zihniyetten buraya gelmişti. Şimdi hala aynı şeyi, aynı çorbayı çevirip duruyor kazanda yani. Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı. Tabii bu ziyareti de farklı okumak lazım. Şey konusunu, bu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini. Evet, olması gereken hani Ekrem İmamoğlu diyorum, Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretini ben şöyle okuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu hala CHP'nin içinde bir damarı temsil ediyor. Yaklaşık 60-70 tane milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakıyor. Neden diyeceksin? Anlaşılır bir şey değil. Yani şu anda yepyeni bir hava oluştu. Ama bu oluşum tam CHP'nin DNA'larına dönmedi. O yüzden de hani yarın bir gün grupta bir ters köşe bir şey olmasın, orayı gol yemeyelim diye aslında o yüzden gidiyor da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu zorunlu yemeği, zorlu yemeği yiyor. Oturuyorlar bu şeyi yiyorlar yani hani. Orada da hani artık anlayışla karşılamasam da ne diyeyim, diyorum ya bir tiyatroyu izliyoruz hep beraber. Seçilmiş birinci partinin genel başkanı ikinci partinin taraftarları tarafından alkışlanıyor. Ve de birinci partinin taraftarları da ya ne yapıyorsun diye kızıyorlar.